Merhaba değerli İstanbul Times TV izleyicileri. Ben Hüseyin Çetiner. Bugünkü sokak röportajımızı Anadolu Yakası ilçesi Sancaktepe'de yapıyoruz. Burası Sancaktepe'nin Sarı Gazi semti, Demokrasi Caddesi. Seçmenlerimize 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye soruyoruz. Seçimlere 19 gün kaldı. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. İyi seyirler. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Sancaktepe Demokrasi Caddesi'ndeyiz. Burası Sarı Gazi olarak biliniyor. Evet. Daha önce de çok yerlere geldik. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler, sağ ol. Emeğinize sağlık. Çok az kaldı seçime 14 Mayıs'ta. Parlamentoda hangi partiye oy vereceğiz efendim? Valla Yeşil Sol Parti'ye oy vereceğim. Yani SPD'ye mi? Aynen öyle, Yeşil Sol Parti'ye vereceğim. Şey olarak da Cumhurbaşkanlığı da Kemal Kılıçdaroğlu. Peki Yeşil Sol ya da HDP yüzde kaç alır, bir tahmininiz var mı? Valla gençliğin şeyine, rüzgarına bakılırsa %15 falan, yani parlamentoya 100 milletvekili kesinlikle girecekti. Ben öyle tahmin ediyorum. Evet, HDP'nin 100 milletvekiliyle parlamentoya geleceğini inanıyorum. Kılıçdaroğlu ilk turda alabilir mi efendim? Kesinlikle alır. Yani bu rüzgarı eğer bu şekilde devam ederse, bu diğer Cumhurbaşkanı hata yapmazsa bu seçimi... Bizde kaç tane Kılıçdaroğlu efendim? Valla kamuoyu yoklamalarına bakarsan %60 şey arası, ama ben %55 olarak şey diyorum yani. Tamam. %55 olarak alacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar dilerim. Efendim, Sancaktepe Sarıgazi'deyiz. Oyumuzu 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceğiz efendim? Yeşil Sol Parti. Yani HDP. Neden HDP efendim? Neden HDP? Bize, kendime en yakın. Peki. Siyasi olarak. Cumhurbaşkanlığı kime vereceksiniz? Hemşerime vereceğim, Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey ilk turda kazanabilecek mi efendim? %60'la. %60'la. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye vereceğim ben. CHP. Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilecek mi? Evet. Yüzde kaç alır efendim? En aşağı %55'e yakın kazanacak. 55. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Bir tane kanı bozuk Muharrem İnce vardı. Evet. O da geldi. Şey, AKP soktun oraya. AKP mi soktun? Cengiz olduk. Çünkü Cengiz Holding karısıyla onun karısı akraba. Öyle mi? Tabii bastı parayı, sokturuyor abi. Cengiz Holding'in adayı. Cengiz Holding'in şeyin, Tayyip'in adayı. Tamam. 14. CHP veriyorum. Kemal Bey ilk turda alacak mı? Alacak tabii. Yüzde kaç? %56-60'a yakın alacak. Çok teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Oyunuzu hangi partiye verirsin? Kameraya bakarak edelim. Oyumu Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na. Parlamentoda? Parlamentoda Yeşil Sol Parti. Peki, yani HDP kazanabilecek mi Kemal Bey? Yani %55-60 bandında bir bekliyorum. HDP yüzde kaç alır? Yani 15'ten aşağı almamasını ümit ediyoruz, evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Sancaktepe Sarıgazi'deyiz. İyi olmaya çalışıyoruz. Peki, 14 Mayıs'ta seçim var. Hangi partiye oy vereceğiz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey ilk turda alabilecek mi? Alır. Yüzde kaç? Valla ben %52-53 diyorum. %53. Evet. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim abim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta ülkemiz bir sandığa gidecek efendim. Oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? De saklı, pek açıklamak istemiyorum ama. Eyvallah. Söyleme olabilir. Cevap kararsız yazacaksınız. Abi valla bana kalsa ben sonuna kadar HDP abi. Halkların Demokratik Partisi. Aynen. Cumhurbaşkanı abi. Oyunuzu kime vereceksiniz? Cumhurbaşkanı oyunumuz. Valla abi Demirtaş'a verecektik. Mecbur Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Kılıçdaroğlu kazanır mı? Vallahi kazanma bilmem ama inşallah kazanır vallahi abi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Nasılsınız? Vallahi iyiyim abi. YouTube izliyor musunuz? İzliyorum abi. Bizim videolar denk geliyor mu efendim? Geliyor abi. Nasıl buluyorsunuz? Vallahi çok başarılı buluyorum. Çok teşekkür ederim. Efendim, seçime 19 gün kaldı. Evet. Sancaktepe Sarıgazi'deyiz. Evet. Oyumuzu hangi partiye kullanacağız? Ya bu hükümet gitsin, kim gelirse gelsin ona kullanacağım. İşte siz verin adayınızı, gel gitsin. Hangi? Bizim adayımız bellidir. Kim? Yani yeter ki bu geçsin. Parlamentoda kime, Cumhurbaşkanı kim efendim? Efendim, Kılıçdaroğlu'ndan başka daha iyi bir cumhurbaşkanı olur mu? Parlamentoda CHP. İkisi mi? Tabii, aynen. Cumhuriyet Halk Partisi. Aynen. Kemal Bey yüzde kaç alır efendim? Yüzde kaç alır diyorsunuz, evet, öyle mi? İlk turda yani başarırız diye bir ümidimiz vardır. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Parlamentoda? Kılıçdaroğlu babadan gayrı kime verelim kardeş? Size CHP. Eyvallah. Kemal Bey ilk turda kazanır mı efendim? Evvel Allah'ın izniyle sıyıracak. Yüzde kaç alır? %55-60. Ben öyle tamam. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Hoş bulduk. 14 Mayıs'ta oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Kemal Bey ilk turda kazanır mı efendim? İnşallah kazanacak. Yüzde kaç?
Yüzde çok aşırı aşacağını zannetmiyorum ama. İlk turda alır diyorsunuz. İlk turda alacak gibi. Ben CHP'ye vereceğim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu ilk etapta kazanabileceğini düşünmüyorum. Nasıl olacak? Çünkü oylar çok yarı yarıya gelecek dermiş gibi. 45-44 olur. Arada %2'lik, %3'lük. İkinci tura mı kalır diyorsunuz? Bence kesinlikle ikinci tura kalacak. İkinci turda kim kazanır? İkinci turda tamamen oylarını kullanmayan veya genç kasım veya Muharrem İnce'ye verecek kesim biraz da oyları daha çok belirleyecek olan kesimdir. Abi yorum değil. Kim kazanır? Kılıçdaroğlu mu Erdoğan? Kılıçdaroğlu kazanır. Kazanır. Yani temelimiz o yönde. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? 19 gün kaldı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi. Kim? Geliyor. Kemal Bey kazanır mı efendim? Kazanır. Çok inanıyorum. Geliyor, gelmekte olur mu? Ben evet. Bizde kaç alır? %80-90 alır. Öyle mi? Evet. Alacak hem de. He? 14 Mayıs'ta oyumuz kime? Kılıçdaroğlu. Kemal Bey ilk turda kazanır mı efendim? İnşallah. Bizde kaç alır? 55. 55. 55 olsun, sizin olsun. Aynen. Teşekkürler. Bir şey değil. Efendim 14 Mayıs'ta seçim var, 19 gün kaldı. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Oyumuz tabii ki öncelik HDP. Ne, hangisi? HDP'ye. Aynen. Cumhurbaşkanına? Kılıçdaroğlu. Kemal Bey ilk turda kazanabilir mi? İnşallah, temennimiz birinci. İkinciye kalırsa sıkıntı. Birinci turda yüzde kaç alır? Valla seçim biraz sırdır ama ben yine %52 alır düşünüyorum diye. Çok teşekkür ederim. Saygılar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Kolay 14 gelsin. Mayıs'ta sağ olun. Seçim var. Oyu kime vereceğiz abi? Oyu CHP veririm. Kemal Bey ilk turda kazanabilir mi? Kazanır. Yüzde kaç alır? Yüzde yani o 55-56'nın üstünde çok geçer. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Abi Sancaktepe Sarıgazi'deyiz. 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz? CHP. CHP. Parlamentoda Cumhurbaşkanı mı, ikisinde CHP? Parlamente şey... Parlamentoda? HDP. HDP, Yeşil Sol. Yeşil Sol. Cumhurbaşkanında? CHP. Kılıçdaroğlu kazanabilecek mi efendim? Kazanır. Yüzde kaç alır? %55. 55. Çok teşekkür ederim. Partisi. Evet. Yüzde kaç alır HDP efendim? Abi bir kere 100 milletvekili çıkartmamız lazım. O zaman %15'in üstü. %15'in üstü olacak. Alır mı? Kesinlikle alması lazım. Peki Cumhurbaşkanı deriz kim efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey ilk turda başarabilecek mi Piro? %55-54 alacak. Öyle mi? Heh. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim durduğunuz için. 14 Mayıs'ta oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Kılıçdaroğlu, CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Hem parlamento hem Cumhurbaşkanı'na. Evet efendim. Kemal Bey kazanabilecek mi? Kazanacak Allah'ın izniyle. Kaç alır? %52. 52. Teşekkür ederim. %52. Teşekkürler. Evet Kılıçdaroğlu kazanır. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta sandığa gidiyoruz. Oyumuzu kime vereceğiz? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Peki Kemal Bey ilk turda kazanabilecek mi efendim? İnşallah. Yüzde kaç alır? %50'den üstün. Evet. İlk turda başarıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı oyunumuz Kılıçdaroğlu. Parlamento. Parlamento Yeşil Sol Parti'ye vereceğiz. Yani HDP. HDP. HDP yüzde kaç alır efendim? %15 alır inşallah. Öyle mi? Öyle düşünüyorum. Peki Kemal Bey başarır mı? İnşallah. Umudumuz başarmak. Çok teşekkür ederim. Ben çok... Olsun hocam. 14 Mayıs'ta oy kime? Kararsızım ama. Peki Cumhurbaşkanı da kim önde? 4 aday var. Hangisi önde? Recep Tayyip Erdoğan. Önde. Çok teşekkür ederim. Oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Hem parlamento hem Cumhurbaşkanı mı efendim? Evet. Aynen öyle. Peki Kemal Bey ilk turda kazanır mı kazanamaz mı? Hava öyle. Birinci turda kesinlikle kazanır. Yüzde kaç alır? %55 de olur, 60 da olur. Yani eyvallah. Sen ben şeye inan pek şeyleri de. Çünkü neden biliyor musun? Ben tecrübeli bir insanım. Eyvallah. Bülent Ecevit'in partisi, ona da oy verdim yani. Kesinlikle. Allah DSP'ye oy verdim. %24 oy almıştı. İkinci oylamada da %10 gösteriyorlardı. %1 aldı. Doğru. Çok teşekkür ederim. Evet. Bakın kameraya. 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz? Ben AK Parti'ye veriyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi. Tabii tabii. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanır mı kazanamaz mı? Kazanır. Kazanır. Tabii tabii. Kaç alır Erdoğan? En az %52 alır. En az. Tabii tabii. Garanti. Çok bu. Teşekkür ederim. Sağ olun. CHP veriyorum. CHP. Kemal Bey ilk turda kazanabilir mi efendim? İnşallah kazanacak. Bizde kaç alır? %50'yi geçer. Teşekkür ederim. Merhaba. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Kemal Bey ilk turda kazanabilecek mi? Kazanır. Bizde kaç alır? Vallahi %100 inşallah. Size soralım. Kız elimde kalacağına. Hoş geldiniz. 14 Mayıs'ta oyunuz hangi partiye vereceksiniz? Ben AK Partiliyim, o kadar. Aynen. Erdoğan yüzde kaç alır efendim? Kazanır mı ilk? %100 o kadar diyorum yani. Yüzde kaç alır? Yüzde kaç alır? Vallahi o kadarını bilemem. Eyvallah. CHP tabii ki de. Kemal Bey ilk turda kazanabilir mi efendim? Kazanır bu sefer. Kaç alır? %100. Eyvallah. 14 Mayıs'ta oyumuzu kime vereceksiniz? Aynı CHP'ye.
Tabii. Kemal Bey yüzde kaç aldın efendim? Yüzde kaç aldın? Efendim? Yüzde kaç aldın? Vay, orasını bilemez ki. Ama kazanır diyorsunuz. İnşallah öyle bekliyor yani. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Benim seçim, sağ olun. 19 gün kaldı seçime. Evet. 14 Mayıs'a. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Ben o gizli bir şeydir. O ben bileceğim. Evet. Evet. Cumhurbaşkanı'na 4 tane de var. Hangisi önde görüyorsunuz? Ya, o benim siyasi bizim işimiz değil abi. O ya. Şimdi o da eyvallah. O da siyasi çok bizim işimiz değil. Ben bayağı oyumuz Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Peki parlamentoda CHP mi yoksa parlamentoda başkan mı? İkisini de CHP'ye vereceğiz. CHP. Kemal Bey ilk turda yüzde kaç alır efendim? Vallahi %50 alması gerekiyor. %50 aşması lazım. Kazanır mıyız burada? Bence kazanır. Teşekkür ederim. Oyumu Yeşil Sol Parti'ye veriyorum. Parlamentoda. Cumhurbaşkanı efendim? Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Kemal Bey ilk turda kazanabilir mi? İlk turda Allah izin verirse kazanabilir. Peki HDP yüzde kaç alır? HDP toplamı diyebilirdim ki yani 100 milletvekili alabilir. Öyle mi? Büyük Allah Allah. İnşallah evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah gelir. Coşkuyla gelip de burayı bir coşku yapacağız. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasıl? Ortam durumuna bakarsan halk kırılıyor. 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceksiniz? Halk Partisi'ne vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Kemal Bey ilk turda yüzde kaç alır? Kazanır mı? %100 alır. %100 alamaz. Yüzde kaç? %100 kazanır, yüzde kaç oy alır? %65'inden götürür. Alır mı? Alır. 15 Mayıs'ta yine geleceğiz buraya. İsterseniz her zaman gelin. Çok teşekkür ederim. Evet. 14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye verirsiniz dostum? Gönlümüzün başkanı Selahattin Demirtaş kimi derse ona oyumuz. Yok, parti o zaman Yeşil Sol. Yeşil Sol partimiz aynen. Vereceksiniz. CHP vermeyi düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığında da CHP. Aynen öyle. Kılıçdaroğlu kazanabilecek mi? Kılıçdaroğlu kazanır. Evet. Kazanır. Selahattin Demirtaş sayesinde kazanır. Merhaba abi. 14 Mayıs'ta oyunuzu kime verirsiniz? Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Halk Partisi. Parlamentoda mı? Evet. Mi? Milletvekili Yeşil Sol. HDP. Evet. Evet. Cumhurbaşkanlığı. Bu ülkede ayrımcılık var. Evet. Sen Alevsin, ben Kürdüm. Ben buna karşıyım. O yüzden Kılıçdaroğlu diyorum. Eyvallah. Parlamentoda HDP. Parlamentoda HDP. Cumhurbaşkanı da Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu kazanabilecek mi efendim? %56 ile kazanacağız Allah'ın izniyle. Evet. 15 Mayıs'ta yine geliriz buraya. Bekleriz. Çayımızı kahvemizi de söyleriz. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz. Aynen. Nasılsınız? İyiyim abi. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. 14 Mayıs'ta oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Yeşil Sol Parti. Yeşil otomatikken Sol. CHP. Cumhurbaşkanlığında Kılıçdaroğlu mu? Aynen. Peki Yeşil Sol yüzde kaç alır? Kılıçdaroğlu yüzde kaç alır? Yani %100 Kılıçdaroğlu alır. Kazanır mı? Aynen öyle. HDP'nin oyu kaç olur Yeşil Sol'un? Ya %80 olur. Yok, HDP'nin oyu yüzde kaç olur? 13 mi, 15 mi, 14 mi? Yani 13-10 civarda olur. Öyle mi? Aynen. Kılıçdaroğlu alır diyorsun. Aynen. Teşekkür ederim. Selahattin Demirtaş. Tabii, nasılsınız? Tabii. İyiyiz, Allah'a şükür. Canımız. 14 Mayıs'ta seçim var, 19 gün kaldı. Evet. Oyunuzu hangi partiye kullanırsınız? Ben Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu. Hem Cumhurbaşkanı. Hepsini ben... Kemal Bey yüzde kaç alır efendim? %65'inden kazanmayı hedefliyoruz, evet. Abi 15 Mayıs'ta yine buraya geleceğiz. Videoları yine koyacağız. İnşallah, inşallah. Yok, yüksekte değil. Yeter gayrı, bıktık. Acı soğan 20-30 lira olmuş. Evet. 300 lira olmuş, 400 lira olmuş etin kilosu. Peki CHP geze düşürecek mi bunları? CHP her şeyi düşünecek. Düşünecek. Çok teşekkür ederim abi, inşallah isterim. CHP'nin şatafatlı yaşamıyor, saraylarda yaşamıyor ki adam. Aynı ben gibi yaşıyor da. Halkın içinde o adam 1500-5000 korumayla gezmiyor ki. Adam oturuyor, geliyor seninle sofrada yemek yiyor. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın, teşekkür ederim. 14 Mayıs'ta seçim var. Parlamentoda hangisini vereceksin? Ben bir şey söylemiyorum. Eyvallah. Yok, bir şey. Kararsız. Ben AK Parti düşünüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi. Aynen öyle. Sayın Erdoğan ilk turda yüzde kaç alır efendim? Vallahi ilk turda %50-51 diye düşünüyorum kazanır ben. Kazanır ilk turda. İnşallah. Teşekkür ederim. Çünkü inşallah biz Hatay'ı istiyoruz. Tek ümidimiz AK Parti Hatay yapacak bize. Eyvallah. Öyle çaresiziz. Bir Allah'a bir onlara bakın. Çünkü hep verdikleri sözlerinde duruyorlar. İnşallah her şey gönlünüzce olur. Allah sizi de muvaffak etsin. Ben de mal atayım, biz de deprem. Çok teşekkür ederim. Rabbim sizi korusun. Çok teşekkür ederim. Ama yayınlayın bunu. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Genel seçim Cumhurbaşkanı. Söyleyin lütfen. Kemal Kılıçdaroğlu.
İkisine mi? Hem parlament hem milletvekili. Aynen öyle, evet. Kemal Bey ilk turda başarabilir. Aynen ama... Kaç görüyorsunuz? Valla ben eğer Muharrem İnce falan girmeseydi devreye, ben %65 diyordum. 64'ü bile kabul etmiyordum. Ama ikinci tur da olsa bizim olacak yani. Tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim, seçim 19 gün kaldı. Evet. 14 Mayıs'ta parlamentoda ve Cumhurbaşkanı oyunuz kim olur? Oyumuz Selahattin Demirtaş, kim diyorsa ona veriyoruz. HDP, yani Yeşil Sol. Yeşil Sol. Peki Cumhurbaşkanı efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey başaracak mı ilk turda? Yüzde kaç alır? %55'in üzerine alır. HDP kaç alır efendim bu seçimde? HDP %12 bekliyoruz. 12? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Hanım kardeşimize soralım. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Seçmelisiniz herhalde. Evet. Oyunuz hangi parti olur? CHP. Yok, Cumhurbaşkanı parlamentoda. HDP. HDP parlamento, Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Evet. Sizin tahmininiz kaç? HDP kaç alır? Kılıçdaroğlu yüzde kaç alır? Bir tahmin var mı? Ya pek bir tahminim yok ama tabii ki... Kemal Bey yüzde alır mı? Evet. Yüzde kaç? %100 almasını istiyoruz ama yani... Bakalım. Seçim bakalım. Teşekkür ederim. İnşallah. Merhaba, sağ olun. Genel seçime 19 gün kaldı. Doğrudur. Parlamentoda ve Cumhurbaşkanı oyunuz kim olur? Parlamentoda Yeşil Sol Partisi'ni yani vereceğiz. Tabii kesinlikle. HDP yüzde kaç alır bu seçimde Yeşil Sol? %16 üzerinden, en düşük %16 düşmez kesinlikle. 16. Kesinlikle ona şüphemiz yok. Gümbür gümbür gelir inşallah. Nasıl? Çıkar inşallah. Muhalefet güçlü bir şekilde temsil edecek inşallah. Milletvekili çoğunluğu alacak inşallah. Hanımefendi soralım. Cumhurbaşkanı kime vereceksiniz? Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kemal Bey başarır mı ilk turda? Vallahi şu anda başa baş. Yani Akbaş ikinci turda büyük ihtimalle Kemal Bey inşallah ipi gösterecek. Yani büyük ihtimalle gözüküyor. Yani Muharrem İnce'den dolayı ne yazık ki biraz sıkıntı var. Ama inşallah bu ucube sistemi, bu faşistan zihniyeti gönder inşallah. Güzel yarınlara, demokrasiye, özgürlük yarınlara Sayın Kılıçdaroğlu'nu vereceğiz. Şey. Kesinlikle, çünkü dürüst bir insan. Şimdi bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hani biz dediği gibi bir keçi güdemez diyor, ona vermeyin diyor. Ya başka ne diyecek şimdi, kendisi Erdoğan gelmeden de çoban olmaz diyorlardı. Şimdi keçi güdemez. Ne diyecek başkanı şimdi? Ama her şeyi bakarsız diyemiyorlar örneğin. Çünkü gerçek adam dürüst bir insan. Yani bakın, bir SK şeyi var. SK demiyorlar. SK gitmeden zaten şeydi yani. SK bir baksan millet bilmiyor çünkü. Adam ülkeyi batırdı. Kimse görmüyor. Kılıçdaroğlu SK batırdı diye bir katil orada. Ne yapabilir? İş hükümetin işi. Diyorum ya, yani çok dürüst insan. Şuna bak, bir en ufak bir yolsuz olsaydı tüm havuz medyası verirdi bunu. Bağırırdı. Bulamıyorlar. Çok teşekkür ederim. Sonra kadar Kemal inşallah. Gibi çok teşekkür ederim. Siz çok güzel. İzliyor musunuz? He vallahi izliyorum. Nasıl buluyorsunuz videolarımızı? Çok güzel. Teşekkür ederim. Siz de memnunum ya. Abimizsin ne demek yani. Allah razı olsun. Efendim Allah. 14 Mayıs'a 19 gün kaldı. Eyvallah. Oyumuzu parlamentoda ve cumhuriyete kime vereceğiz? Vallahi kime vereceğiz? Herhalde ilk önce bunu düşünüyoruz. Hakkımızda hangisi hayırlıysa inşallah o olur. Evet. Fark etmez yani. Bana söyleyin isterseniz. Hayırlısı ben böyle düşünüyorum. İnşallah Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum ben. Cumhurbaşkanı parlamentosu ona. Ben öyle düşünüyorum. Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilir mi efendim? Ya şimdi ilk turda kazanabilir mi diyorsun? Evet. İlk turda kazanır. Öyle bir inancım var. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunarım. Efendim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Bey ilk turda başarabilecek mi? İnşallah. Yüzde kaç? %52. 52. Çok teşekkür ederim. Ben Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'ya vereceğim. Parlamentoda. HDP'ye veriyorum. HDP'de milletvekili HDP. Evet. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Evet. Kılıçdaroğlu kazanabilecek mi? İnşallah kazanır. Teşekkür. Nasılsın? İyiyim. Sarıgazi'ye mi yaşıyorsun? Ha, burada duruyorum. Burada. Peki 14 Mayıs'ta kime vereceksin? Kılıçdaroğlu'na. Kazanabilecek mi? Kazanır inşallah. Hem milletvekili hem Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. He, kazanır. Teşekkür ederim. Kazanır. 14 Mayıs seçimlerine 19 gün kaldı. Oyunuzu hangi partiye vereceksin? Efendim, o zaman herhalde bir gelsin benim bileceğim iş. Eyvallah. Kararsızım da bir cevap. Söylemek istediğim bir cevap. Söylemek istediğim kararsız yazdık. Teşekkür ederiz. He. Sağ olun. He. Biz ısrar etmiyoruz. Tamam. Siz oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Benim oyun belli. Söyleyin. CHP ben. CHP? Ben doğma büyüme ben... Peki Kemal Bey başarabilecek mi? Başarır. Niye başarmasın ki? Abla gel bak. Dur daha sorayım. Daha sorayım, acele etme. 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceksin? AK Parti. Kazanabilecek mi? İnşallah. Yani kaç yani, şey yapmadı mı? Bilmiyorum ki. Bilmiyorsun. Sadece verirsin. Evet, vereceğim. Teşekkür ederim. Efendim 14 Mayıs seçimleri sağ olun. 19 gün kaldı. Oyu hangi partiye vereceğiz? Ben Cumhurbaşkanı seçiminde Millet İttifakı'nı düşünüyorum. Kılıçdaroğlu'na? Evet. Parlamentoda ben Yeşil Sol'a destek vereceğim. Peki Yeşil Sol yüzde kaç alır? Ben de tahminim %12'nin üstü alır. Üstü. Kılıçdaroğlu başlayacak mı şurada?
İlk turda kazanmasa bile %48-%49 oy almasını tahmin ediyorum ama ikinci turda kesin alır. Öyle mi? Evet. Teşekkür ederim. Şey. Ablacığım buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Efendim 14 Mayıs seçimlerine sadece 19 gün kaldı. Evet. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Oyum Kılıçdaroğlu. Peki Kılıçdaroğlu başarabilecek mi bu sefer? Başaracak. Yüzde kaç alır? %70. 70? Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Cumhurbaşkanlığında Kemal Kılıçdaroğlu'nda, parlamentoda Yeşil Sol Parti'ye. Peki Yeşil Sol yüzde kaç alır bu seçimde efendim? %13 aşar yani. 13'ten fazla. 13'ten fazla alır ya. Peki, 15'i bulur. Bu çıkar. 80 rahat çıkar. Rahat çıkarır. Evet. Kemal Bey başarabilecek mi efendim? Tabii başarır. Ya şöyle başarır yani. Bütün muhalefet arkasında, başarmaması mümkün değil yani. Teşekkür ederim. Rica ederim. Oyumuz CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Hem evet. Hem Cumhurbaşkanı. Evet. Kemal Bey bu sefer başarır mı? Başarır. Yüzde kaç alır efendim? %70 alır. Öyle mi? Evet. Abi ben katılmıyorum desem ne dersin? %70 çok yüksek. Ben öyle diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Ben 4 Mayıs seçimlerinde hangi partiye oy vereceğiz? Cumhuriyet Halk Partisi'ne. CHP. Hem parlamento, evet. Cumhurbaşkanlığı ikisi mi? Ya milletvekili olarak tam olarak net değil ama Cumhurbaşkanlığı Kılıçdaroğlu'nu düşünüyoruz. Kemal Bey kazanabilir mi? Kazanma şansını yüksek görüyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sorum. Değil abi. Yani benim en... 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz? Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı. Sol parti benim oyum Cumhurbaşkanı Yeşil Sol, Cumhurbaşkanı da Kemal Kılıçdaroğlu. Yeşil Sol yüzde kaç alır? Kemal Bey yüzde kaç alır? Yani Yeşil Sol tahminim %13-14. Kemal Bey de 30'u zorlar ama öbür Yeşil Sol'la ve öbür partilerle beraber Allah'ın izniyle alacağız. Alırız. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Tabii ki CHP'yi. Kemal Bey kazanır mı? Kazanır. Yüzde kaç alır? %50 alır. 50. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Size 4 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceğiz? CHP'ye. CHP. Kılıçdaroğlu'na. Hem parlamento hem Cumhurbaşkanı CHP. Evet evet. Kemal Bey kazanır mı? Kazanır. Yüzde kaç alır? %60'la kazanacağız. Teşekkür ederim. Teşekkürler, sizi sormalı. Sağ olun. 14 Mayıs seçiminde sadece 19 gün kaldı. Parlamentoda ve Cumhurbaşkanı oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? Tabii ki Piro'ya veririm. Piro. Peki Piro kazanır mı? Bence kazanır. Yüzde kaç alır? Yorum yok. Kazanır. Kazanır. Efendim merhaba. Hürriyet Halk Partisi'ne Kemal Kılıçdaroğlu'na hem milletvekilliğinde ve de kazanacak, %55 ile kazanacak. Öyle mi? Evet, kazanacak. 15 Mayıs'ta yine buraya geliriz. Gelir tabii. Çok teşekkür tabii ederim. Tabii. Seve seve. Bir sonraki videoyu yayına koyarız. Tabii. Tuttuk. Saygılar. Tabii ki CHP. Kılıçdaroğlu. Hem parlamento hem Cumhurbaşkanı değil mi efendim? Evet. Kemal Bey kazanır mı? Kazanacak. Evet. Yüzde kaç alır? Gel lütfen. Gel gel abla. Gel bir uyarsın. Valla %55 tahmin ediyorum. CHP'ye vereceğim. Hem meclis hem Cumhurbaşkanı'na mı? İkisini de. Kemal Bey kazanabilir mi? İnşallah. Yüzde kaç? 70. Teşekkür ederim. Dilin kemiği yok. Hoş bir sizi takip ediyorum abi. Beğeni Özlü abi. Nasıl buluyorsunuz? Valla şu an gidişat iyi gidiyor hani seçim. Tabii tabii sizi takip ediyoruz abi. Henüz hani sokak röportajlarım. 19 gün kaldı sadece. Oyumuz hangi parti olur efendim? Valla ben abi Yeşil Sol partiliyim zaten. Peki yüzde kaç alır Yeşil Sol? 18'i bulur. Öyle mi? 118'i bulur abi. Yüzün milletvekili çıkarır. İnşallah. Amaç orada. Abi zaten Millet İttifakı'nda inşallah Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Parti olarak inşallah. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu mu? Tabii ki. Kemal Bey ilk turda kazanır mı kazanamaz mı efendim? Valla hainlik yapmasalar, sandıkta farklı olmasalar inşallah kazanır. Öyle mi? Tabii. Çok teşekkür ederim. Sağ olun abi, iyi günler abi. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olasın. 14 Mayıs sağ olun. Seçim var, oyumuzu hangi partiye vereceğiz? Tereddütsüz Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol. Evet. Yüzde kaç adı Yeşil Sol bu seçimde sizce? 15 ile 18 arası. 15 ile 18 arası. Evet. Peki Cumhurbaşkanı'na kime vereceksiniz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Kazanabilecek mi Kemal Bey? Tereddütsüz. Yüzde kaç? Yani 55 falan 55. Düşünüyorum. Evet. 15 Mayıs'ta yine geliriz buraya. Buradayız. Bu videoyu karşılaştıracağız. İnşallah. Çoktan da seni takip ediyorum zaten. Teşekkür ederim. Gerçekten bu işin hakkını veren bir röportaj yapıyorsun. Yok, seni çoktandır takip ediyorum zaten. Orada seni gördüm, buraya geldim. Diyeceksin ya Yeşil Sol Parti. Yeşil Sol Parti hırsızlık yapmadığı için. Evet. Bütün hakları birleştirmek abi, için. Zara gelse belki şu an iktidarda olmadığı için olabilir mi? Yani imkanlar elinde olsa onları da yapar mı? Zannetmiyorum. Çünkü hırsızlık yapmıyor. Benim ruhunda yok. Kesinlikle ruhunda yoktur adam. Altın gibi adam. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Rica. 19 gün kaldı efendim. Oyu hangi partiye vereceğiz? Recep Tayyip Erdoğan'a. AK Parti. Yüzde kaç alır Erdoğan efendim? %51. İlk turda kazanıyor. Evet. Teşekkür ederim. Sen. Efendim size Parti yok. Yeşil Sol Parti. Yüzde kaç alır Yeşil Sol? %15-16 arası. 15-16. Peki Cumhurbaşkanı kime vereceksiniz? Ben Kılıçdaroğlu'na tabii ki.
Kazanabilecek mi Kemal Bey? Ya o yüzde garantidir zaten. Öyle mi? Tabii canım yani. Artık memleketin halini görüyorsunuz. Bakacağız. Evet, memleketin halini görüyorsunuz. İHA diyorlar, SİHA diyorlar. Ya o ne ya SİHA'sı kardeşim, zaten oradan yurt dışından parçalarını getirip burada monte ediyor, öyle bir şey yok kardeşim yani. Sonra bize ülkeden hiçbir şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. AK Parti gittikçe batıyor, gittikçe batırıyor. Yaparsa o yapar diyorlar. Ne demek? Kesinlikle yalandır. Bunlar onların yandaşları da her şey bedava para kazanan insanlardır. Kesinlikle bir şey yapmadı. Bir şey kaldı mı? Ülkede satılmayan bir şey kaldı mı? Diyorlar ki yol, köprü, İHA, SİHA, tank, baraj. Hep İsrail'indir, hep Katar'ındır, bilmem onun bunundur. Bizimle alakası yok. Adam yapmış zaten, adam burada topraklarını İsrail, Katar, Dubai, buradaki toprakların hepsini almış. Adam diyor ki yapacaksın diyor, yap işlet devre diyor, benimdir diyor. Ya zaten biz çalışıyoruz, onlara veriyoruz. Yani odur başka. Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Peki, hem parlamento hem Cumhurbaşkanı değil mi efendim? İkisi bir. Kemal Bey kazanabilecek mi? Garanti gözüyle bakıyoruz yani. Kaç? %57-58 civarı. %57-58. Abi 14 Mayıs, 15 Mayıs'ta buraya geleceğiz. İnşallah herkes görecek. Evet, inşallah. Nasılsınız? Allah razı olsun. 14 Mayıs seçimine sadece 19 gün kaldı. Biz HDP. Halkların Demokratik Partisi. Evet. HDP yüzde kaç efendim? HDP ben %20 üzerinde diyorum. Öyle mi? Evet efendim. Dilin kemiği yok, gidiyoruz. Cenab-ı Allah'ın nasip ederse bak göreceksiniz bu sefer. Ha. Cumhurbaşkanı kime vereceksiniz? Aynı, değişen partiler. Yeter ki bu rejim bilsin, evet. Peki Kılıçdaroğlu kazanır mı efendim? Kazanır %99. Kazanır. Evet efendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Millet İttifak. Hangi parti? Biz HDP. Parlamento HDP. Cumhurbaşkanı da? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. HDP kaç alır? Kılıçdaroğlu yüzde kaç alır? %53 alır. Kılıçdaroğlu HDP? HDP'de 100 milletvekili bekliyoruz. Öyle mi? Evet. 15 olur. Teşekkür ederim. Nasıl? İyilik efendim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Siz de. 14 Mayıs. Sadece 19 gün kaldı. Evet. Oyunuzu parlamentoda ve Cumhurbaşkanı hangi partiye kullanırsınız? Ben yılların 7 yaşından beri siyaset içerisindeyim ben. Belli oluyor zaten. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kullanıyorum ben. CHP ikisi de. Evet. Peki Kemal Bey ilk turda başarabilecek mi efendim? İlk turda biter bu iş. Bizde kaç alır? %55'te biter bu iş. Öyle mi? Evet efendim. 15 Mayıs'ta geri geleceğiz efendim. Tamam, yine görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Evet, rica ederim. Merhaba. CHP veriyorum ben. Parlamentoda mı? İkisi de mi CHP? Evet. Peki Kemal Bey başarabilecek mi bu sefer? İnşallah, Allah'ın izniyle. CHP. Parlamentoda CHP, Cumhurbaşkanı. Aynı. Peki Kemal Bey başarır mı? Başarır. Çünkü 27 senedir devlet şeyini yapmış, memurluğunu yapmış. Ben %53. 53. Çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Dün kaldı. Oyumuzu hangi partiye vereceğiz? CHP'ye. Parlamentoda Cumhurbaşkanı. Evet. Yüzde kaç alır Kemal Bey? %55 rahat alır. Kazanır mı? Kazanır. Teşekkür ederim. Efendim buyurun. Ve de başarılı. Ülkede herkes kardeş olsun. Herkes barışçı olsun. Ya şu anda Türkiye'deki gidişat şudur abi. AK Partili olmadığın zaman herkes terörist, herkes ya öyle bir şey değildir. Biz vatanımızı da seviyoruz, Türk bayrağını da seviyoruz. Herkes bizim kardeşimizdir. Askerliğimizi de yapıyoruz, vergimizi de veriyoruz. Abi ne demek, ne demek? Seve seve bu ülke hepimizindir. Ne demek ya? Türkiye Cumhuriyeti hepimizindir, hepimiz de kardeşiz. Parlamentoda kime vereceğiz? Kamera bakarak. Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Parlamentoda. Milletvekiline HDP'ye vereceğim, diğeri Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kardeşlik, barış olsun HDP diye. HDP yüzde kaç alır efendim? HDP yüzde kaç alır? HDP en kötü ihtimal %15. En kötü ihtimal. Kemal Bey yüzde kaç alır? Kemal Kılıçdaroğlu en kötü ihtimal %55. Öyle mi? Aynen. İlk turda tamam diyorsun. Tabii ki, kesinlikle. 14 Mayıs'ta seçim var. Oyu kime vereceğiz? AK Parti. AK Parti. Erdoğan ilk turda kazanabilecek mi efendim? Kazanacak. Yüzde kaç alır? %55. %55. Teşekkür ederim. Size soralım. Hoş geldiniz. 14 Mayıs'ta... Oyum Kılıçdaroğlu. Parlamentoda? HDP. HDP. Yeşil Sol Parti. HDP yüzde kaç alır? HDP yüzde kaç alır? HDP 100 milletvekili çıkartır. Öyle mi? Aynen. Peki Kılıçdaroğlu ilk turda kazanabilecek mi? İlk turda kazanır. Teşekkür ederim. Aynen. Gel abi soralım sana. Size soracağız. 14 Mayıs'ta hangi partiye vereceksiniz? HDP. Parlamento HDP. Cumhurbaşkanı da? Kılıçdaroğlu. Kazanabilecek mi Kılıçdaroğlu? Kazanacak. HDP yüzde kaç alır? Kemal Bey yüzde kaç alır? HDP yüzde 15-16 alır. Alır. Kemal Bey? O da bu yazar mı? Bu da 55 mi? Ali. Teşekkür ederim. Aynen.
14 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? HDP. HDP. Cumhurbaşkanlığına? CHP. Kılıçdaroğlu. Kazanabilecek mi? İnşallah. HDP'nin o yüzde kaç olur? HDP olmadığı için kazanamaz ama HDP yediği zaman kazanır inşallah. HDP'nin o yüzde kaç olur? %15 olur inşallah. Teşekkür ederim. Ben. Benim liste seçim var. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz efendim? CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Evet. Kemal Bey ilk turda başarabilecek mi? Mutlaka. Yüzde peki, kaç alır? %35 diyelim. Ama %35'i başaramıyor ki. Hayır. Sadece CHP'nin oyu. Hepsi. Evet. Hepsi %52, %55 gibi eyvallah düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben 14 Mayıs'ta oyu kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu. Parlamentoda? Kılıçdaroğlu. İkisi de. İkisi de. Kemal Bey başarabilecek mi? İnşallah başaracak. Yüzde kaç alır? %55-56 alır. 55. Teşekkür ederim. İttifakına vereceğim. Hangi parti içine? Parlamentoda Cumhurbaşkanı. Parlamentoda. HDP'ye vereceğim. HDP Cumhurbaşkanı'na? Kılıçdaroğlu'na. Kemal Bey ilk turda başarabilecek mi efendim? Başaracağına inanıyorum. Yüzde kaç alır? %60-65 alır. HDP'ninki kaç olur? %14. 14. Çok teşekkür ederim. CHP. Kemal Bey ilk turda kazanabilecek mi? Vallahi inşallah kazanır ama 7-8 bin milyon Suriyelinin oyunu alır. İşte hırsızlık çalıp çırpıp bir şeyler yapacaklar. Onu düşünüyorum ben. Sahip çıkın oylarına. Çıkacağız da. Benim bir durumu size anlatacağım. Bak benim hiçbir gün mayın olmamışım. 13 bin lira bana şey gelmiş. Sağlık sigortası borcu gelmiş. Bir gün mayın olmuşsam gelsin sorsun ben 50 bin lira vereceğim. Ondan şikayetçiyim. Kılıçdaroğlu'na gidip söyleyeceğim. Kendim Kılıçdaroğlu'na anlatacağım. Kapıya içeri gece orada yatacağım. Diyeceğim sağlık sigortası borcunu silin. Benim borcum bu. 13 bin lira. Çalışmıyor, emeklilim yok, işim yok, yüzüm yok. Çok teşekkür ederim. Ben sağ olasın. Soracaksınız. Kılıçdaroğlu. Peki başarabilecek miyiz burada? Biz her zaman başaracağız. 4 Mayıs'ta oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Kılıç. Kılıç. Kazanabilecek mi? Hiç. Saman gibi gidecek orada. Kaç alır? Direkt götürür. Direkt. Ha. Teşekkür ederim. İşte oyu kime vereceğiz? Tabii ki Kılıçdaroğlu. Parlamentoda Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Kesinlikle. Peki, Kemal Bey ilk turda yüzde kaç alır, başarır mı? Geçecek. Barajı geçecek. Evet, birinci turda geçecek. Teşekkür ederim. Muharrem İnce'ye de yazıklar olsun. Gene hizipliğini yaptı. Merhaba. Muharrem İnce diyor ki bu sistemde bölen olmuyorum diyor. Ben destek olurum. Nasıl bölen olmuyor? Bölüyor, resmen bölüyor. Ablacığım, en azından yarısını şey yapıyor, CHP'den alıyor. Murdar mı ediyor seçimi? Ya ben bir de ona şey gönderdim biliyor musun? Bilseydim göndermezdim. Zehri zıkım olsun. Ne gönderdin? Pişman mı oldun? 100 lira para gönderdim. Niye gönderiyorsun? Seçimde. Daha önce. CHP'nin arayken. Tabii. 100 liranı geri iste abi o zaman. İsteyeceğim. Hangi partiye vereceksin? CHP'liyim ben. Kemal Bey kazanabilir mi? Kazanır bu sefer. Bize kaç alır? Vallahi ilk turda kazanır diyorsun. Eli birin üstü. Ya ilk turda kazanamazsa bile bak. İlk turda kazanamazsa bile ikinci turda kesin kazanır yani. Öyle diyorum ben. Çok teşekkür ederim. Çünkü burada kazanmaları lazım. İnşallah kazanırız ilk turda. Çok ben onuyum. Yallah şükür siz nasılsınız? Sağ olun. 14 Mayıs'ta sadece 19 gün kaldı. Oyunuzu hangi partiye verirsiniz? CHP. Parlamentoda Cumhurbaşkanı değil mi ikisine? Tabii ikisi de. Kemal Bey kazanabilir mi ilk turda? Ta kazanmaz olur mu? Dürüst adam diye mi? Yüzde kaç? Yüzde dürüstlük, dürüstlük para etmiyor abi. Ediyor. Etmez olur mu? O kadar halk o kadar da saf değil. Alır diyorsun. Alır tabii ki. 15 Mayıs'ta buraya geleceğiz. İnşallah. Videoları yayına koyacağız. Aynen. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
İstanbul Times TV özel YouTube kanalının gücü özgürlüğünde ve tarafsızlığında. Bizi izlemeye devam edin, gücümüze güç katın. Gündeme dair konularla ilgili her gün İstanbul'un bir ilçesinde vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.